Merhaba arkadaşlar, ben Turgay. Bugün dışarıdayız, Dereseki'de Atış Kulübü'ndeyiz. Utbas'ın düzenlediği piknik etkinliğinde olacağız ve bugün gerçekten çok keyifli olacak. İsterseniz hemen size Utbas'la ilgili bilgi vereyim hemen kısaca. Utbas, IDP sporunu gayet güzel başaran bir ekip. Yani ben de IDP'yi Utbas'ta öğrendim ve bana bu sporu aşıladılar ve gerçekten çok güzel işler başarıyorlar. Özellikle 2023'te düzenlediğimiz Bulgaristan'daki Turkish National Cup'ta da Tier 3 seviye, ki bu gerçekten çok üst seviye bir şey, başarmış bir ekip. O yüzden Utbas'ı da bu kadar hemen kısaca bir özetleyeyim. Bununla ilgili zaten ayrı bir video çekeceğiz. Hadi bakalım biraz insanlarla kaynaşmaya başlayalım. Tabii burada Dereseki Atış Kulübü'nde tüfek atışları yapabiliyoruz ve ben de kendi tüfeklerimi getirdim. Burada Winchester'ın CXB Tactical pompalı tüfeği bulunuyor. Burada da Fortune'un otomatik tüfeği. Bugün bunlarla da keyifli atışlar yapacağız. Bakalım kimlerde ne silahlar var. Fıtı 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 fıtı. Evet, baksana, uf. Tabii zengin işi tüfek. Ne bu? Ne marka bu? Şeymiş. Hulu. Süper poze. Gerçekten çok süper bir alet. Ahşap ya. Ahşabın tadı başka oluyor yani, değil mi? Bunu sahibi alsın elinden. Şimdi emanet mal. Bu da Derya'nın shotgun mı? Otomatik. Abi ikisi de var. O da ikisi de var. Arkandaki zaten shotgun. Arkandaki şu hemen shotgun. Biraz mıcırdayalım ya. Silah fuarı gibi oldu burası ya. Bak. Şarjörlü. Bu da Derya'nın MK. Özel boya mı, değil mi? Renk. Özel mi yaptırdın bunu sen? Bu da pompalısı. Güzel. Gayet iyi yani ya. Gözümüz bugün tüfeğe doyacağız, değil mi abi? Tamam, hadi bakalım. Bakalım başka kimler? Başka silah çıkartan yok ya. Şurada gidelim hemen, bak mangalın ateşi verildi. Hemen size Kerem IDP'den önce Airsoft'ta body'ydik kendisiyle. Ciddi çatışmalarımız oldu, değil mi? Çok. Praha'da gittik. Güzel. Görüşeceğiz abi, geleceğiz sana. Evet, şu anda bu sporun Şimdi bu sporun en maliyetli yapan, şimdi IDP sporu çok maliyetli, gel buraya. Gel, kaçma gel buraya. Şimdi normalde kategoriler var IDP'de. Başar bu arada, Başar'cığım. Kanalıma hoş geldin. Merhabalar. Kanalıma hoş geldin. Bak, bu YouTube'da çıkacak kardeşim. Senin ismin neydi? Mete. Mete, tamam. Şimdi, biz normalde 9 mm atıyoruz. Bizim kategorimiz ne oluyor? ESP, SSP, bu gibi kategoriler oluyor. Ama bu arkadaşınki neydi? CDP. Evet. Compact Defensive Pistol diye geçiyor. Evet. Yani ne oluyor? Biz 9 mm ile atıyoruz. Bu adam 45 kalibre atıyor. Biz fişeye 1 lira verirken bu adam 1,5 lira veriyormuş gibi bir matematik yapın. O yüzden kendisini saygıyla hürmetliyor. Senin o tüfeğini mıncırdıracağız birazdan. Tamam. Tamam mı? Teşekkür ederim. Gelelim şurada. Evet, bak. Mangal işini kime kitleyeceğimiz belli oldu. Evet Turan, bayağı isteklisin. Kendisi de atış poligonlarında gayet yetenekli bir... Yani çalışmadın, evet. Yani temaslı olmadığın poligon yok değil mi senin? Ben bütün poligonları bilirim. Bütün poligonlar da beni bilir. Seni bilmeyen de yok artık. Evet, burada da Utbas Derneğimizin başkanı Linda Nur Sertelli, yenge başkanım. Merhabalar abicim. Kendisi sektörde bayağı güzel yenilikler getirecek. Takipte kalın. Teşekkür ediyoruz. Sırayla geziyoruz. Görüşürüz. Hoşça kalma, daha video bitmedi ya. Kapanış yapmıyoruz. Evet, burada... Ezgi var, yeni atıcılarımızdan. Kendisi bir Utbas aşığı. Gördüğünüz gibi her şeyini Utbas yapıyor. Fanatiyim, evet. En son bardağına kadar Utbas yapmaya çalıştığını gördük ama bilmiyorum, hani dernek bununla ilgili bir şeyler yapacak herhalde. Doğru mu? İnşallah yapacaklar, çünkü benim bardağımda aksakallar... Onu bana ver, ben sana yaptırayım, takas yapalım mı? İş yerinde biraz dalga konusu oluyor. Ben sana şöyle yapalım, olmak. Ben sana şeyi vereyim, Utbas bardağı yaptırayım, vereyim, sen de bana sakal verin. Olur, anlaştık. Tamam, anlaştık, tamam. Evet, burada çok önemli bir abimi tanıştırmak istiyorum. Kendisi... Yani aynı kategoride yarışmıyoruz, mücadele veriyoruz. Onun sayesinde gerçekten çok iyi bir atıcı olduk. Sağ ol Serdar abi. Birbirimizi çekiyoruz ya. Vallahi çekiyoruz. Onun ya. Sayesi... Kendisi... Yok. Ya rekabet güzel bir şey abi ya. Hı. Senin sayende vallahi adam jet uçuruyor bu arada. Biz sadece Clio 09 motor kullanıyor şu anda abi. Yani ne yapabiliriz? Bu adamla nasıl başa aşık atabiliriz ya? O hiç problem. Demiştim ben size, burası silah fuarı gibi olacak diye. Elimizde Winchester'ın lever action tüfeği bulunuyor. Çok iyi ya. Gerçekten çok başarılı.
çantasına kadar çok özel bir ürün. Gerçekten bir de şuradan şunu da göstermek istiyorum. Görürüz yani direkt Winchester model. Yani bu yerli üretim değil ama 36 kalibrede atabiliyor. Yivsiz hali. Gerçekten çok başarılı. Bakalım bir iki el atarız yanımıza fişekler getirip onun denemelerini yaparız. Sahibi izin verirse tabii ki de. Evet, şu anda elimizde tam bir yarışma canavarı. Benelli M2 SP modeli var. Tam otomatik. Çok güzel ya. Bak şeyi düşürme çok iyi ya. İnanılmaz iyi yani. Gerçekten çok iyi. Ve rengi de kırmızı. Çok iyi ya. İnanılmaz iyi ya. Çok güzel. Bunda da atış yapacağız az sonra. Hadi bakalım. Zımba tellerini Rapid zımba tellerinin. Rapid değil ki bu canik. Yani niye sen Rapid dışında bir şey? Hemen patronu şikayet ediyoruz. Bunu işten attırıyoruz. Çünkü Rapid dışında bir şeyle takılıyor. Sen niye Rapid yeleğiyle gelmedin? Rapid aklıma bile gelmedi vallahi. Doğru söylüyorsun. Yani bilmiyorum sen yavaş arabada yavaş. Arabada olmadı bir şeyler bulup. Neyse Ozi biz hemen Rapid'in genel merkezine bu videoyu özel bir İsveç'e yapıyoruz. İsveç'e hemen atıyoruz. İşten attırıyoruz bunu. Tamam. Başka kime cebelleş oluruz? Ajan var. Hiç aleni bir de yani. Hiç gizlemedim yani. Direkt kaydet. Evet ya. Ben sus ya. Bir video elinize bir edit yapamıyoruz. Dön o zaman kameraya karşı konuş. Bir edit yapamıyoruz ya. Neyi yapamıyoruz abi? Sen bizim başımıza neler geldi? SD kartımız abicim o sizin problemi. Gönülsüz bir şekilde o bana videoyu göndermek istemediğiniz için başınıza böyle geldi. Hayır. Evet. Resmen Allah belamızı verdi yani. Çünkü gemide 5 dakikalık bir sanki ben hiç editten anlamıyorum. Hayatım bununla geçmiş. Bana bir sürü ayak yaptınız tamam mı? Gittiniz gemide 1 saat 15 dakikalık yolda. Adam bizi gömdü ya. Bildiğin adama merhaba Alperen'cim. Yani şu anda güzel bir gün. Evet. Eğleneceğiz. Şunu yapacağız. Adam bildiğin şey yaptı yani. Gömmeye gelmiş. Neyse Alperen'i sevmiyoruz artık. Banladık hani. Alperen bu dakikadan sonra Alperen'in yüzünü böyle değişik bir şekilde göster. Kamerada her yerde gider. Alperen yok artık bizim için. Adnan. Ne yapıyorsun ya? Bir selam verelim diyoruz sana ya. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Vay sakala bak ya hay Allah. Abi işte seni gördük dedik. Ya abi bak abi de bir sakal hemen var. Şurada meşhur bir meme var ya. Sakal uzattığımda hissettiğim aslında olan. Şimdi tam tersi de yani. Ne bileyim abi ne yapıyorsun kardeşim? Abi nasıl olsun ya geldik anlasın. Var ya tam. Tabii canım. Çok şıksın yani. Adam çok kalıplı değil mi ya baksana ya. Abi kilo aldık ya. Nereden al? Enlemesini kilo... al. Biz buraya alız adam kolu kaslanıyor yani. İyi kardeşim hadi ya, görüşürüz kardeşim. Çok uzağa gitmiyoruz zaten. Ya bir şey yapıyorsun şimdi video çekiyoruz ya böyle. Bir hani, de mangalı da sen şimdi yapıyorsun. Yok ya birisini kilitlerim onun ruhunda değil yani. Şimdi bak bir az sonra işten nasıl kaçılır onu gör yani tamam mı abi? Yani iki çevireceğim sanki mangalı da ben yapmış gibi de sahipleneceğim en sonunda tamam mı abi? Hadi görüşürüz. Bir derdim bitmedi Ezgi ya. Bir kötü Allah atıyorum demiyorsun. Bir de ben kötü Allah atıyorum demiyorsun. De ekipmana laf atıyorsun olmuyor. Gel bak işte. Görev bil, görev insanı. Bak görüyorsunuz Özcan'ım. Senin kameraya çekiyoruz kardeşim. Evet. Bak görüyorsunuz adam neyle kesiyor Allah'ın sersen ya evden balta getirsin. Ne var abi? Bu benim küçüklükten beri avcılıkta domuz kestiğim bıçak işte. Şimdi sen domuz kestin şimdi o domatesi kesiyorsun. Şimdi o helal mi oluyor? Ya Allah'ını seviyorsun. Helal sen helali haramı çok biliyorsun ya. Şimdi buraya geldim. Tamam neyse konuyu kapat kes.
Çok keyifli bir gündü. Uzun süredir dostlarla vakit geçiremedik çünkü uzun süredir cidden maç yapamıyorduk. Güzel vakit geçirdik. Çok keyifliydi. Yani umarım böyle etkinliklerin devamı gelecek. Sosyal medya mecralarımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca da Utbas'ın hesabını, Instagram hesabını ve YouTube kanalını da takip etmeyi sakın unutmayın. Çünkü orada çok yakında birçok videolar gelecek. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Zili de açın ki videolar geldiğinde ilk elden haberiniz olsun. Başka videolarda görüşmek üzere.